Herkese merhabalar. Bu videoda yeni başlayanlar için Binance kaldıraçlı işlemlerde neler yaparız ve işimize yarayan özellikler nedir, nasıl kullanılır sorularına cevap vereceğiz. Öncelikle Binance vadeli işlemlerde henüz bir hesabınız yok ise Merhaba sevgili dostlar ve değerli dinleyiciler. Öncelikle hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle günlük yabancı para çıkış olan ya da giriş olan hisselere bakacağız. Bunlar günlük yabancı takası en çok artan ve azalan hisseler arkadaşlar. 22.09.2020 tarihi itibariyle. Gördüğünüz gibi en çok iş finansı arkadaşlar. İş finansa bir giriş olmuş. 2.26'dan 2.90'a kadar yükselmiş. TrakyaCam 20.32'den 20.81'e yükselmiş. Ereğli 57.65'ten 58.09'a yükselmiş. İşgeo %19'dan %20.05'e yükselmiş. Arçelik %60.97'den %61.33'e yükselmiş gördüğünüz gibi. Enerjisa 76.01'den 76.27'ye yükselmiş. Hektaş arkadaşlar 4.91'den 5.13'e yükselmiş. Türk Hava Yolları %39.93'den %31.06. Oyakçı'ya baktığınız zaman 1.96'dan 2.04'e yükselmiş ve Tofaş Oto 6.25'den 60.25'den 60.33'e kadar yükselmiş. Ama en yükselen arkadaşlar, en çok yükselen İşfin olmuş, en az yükselen de Tofaş Oto olmuş. Şöyle baktığınız zaman lakin satışların günlük bazda alışlara göre daha yüksek olduğunu görürsünüz. Kardemir'de arkadaşlar günlük bazda çıkış olmuş, 13.84'ten 13'e doğru azalmış. TSKB'de 19.88'den 19.32'ye azalmış. Selçuk Eczacı'da 43.31'den 42.88'e düşmüş. Emlak Konut GEO'da 39.85'ten 39.49'a kadar düşmüş. İpeki arkadaşlar 20.75'ten 20.49'a düşmüş. ODAŞ 1.07'den 0.85'e azalmış. Pegasus arkadaşlar 12.68'den 12.51'e düşmüş. Sabancı Holding %63.98'den %60.82'ye düşmüş. Vestel 15.28'den 15.13'e azalmış. Ve İşçi de arkadaşlar 44.09'dan 43.96'ya azalmış. Günlük bazda en çok yabancının çıkış yaptığı ise Kardemir olmuş. En az çıkış yaptığı ise de İşçi olmuş. Haftalık baza bakarsanız arkadaşlar TÜKSE'nin olduğunu görürsünüz. 30.61'den 50.42'den 84.03'e geldiğini görürsünüz. TrakyaCam keza aynı şekilde 18.56'dan 20.81'e yükselmiş. Diğer yükselenler şöyle hızlıca geçelim. Enerjisa, Arçelik, TAV Havalimanları, İşbin, Anadolu Cam, Koza Soda ve Migros olmuş. Haftalık bazda en çok giriş TÜKSE'de, haftalık bazda en az giriş de Migros olmuş. Haftalık bazda en çok azalanlara bakalım. Haftalık bazda en çok azalanlar Selçuk Ezdi olmuş. Selçuk Ezdi %1.04 düşmüş. İpeke, Kardemir, Koç Holding, Petkim, TSKB, Tofaş Oto, Medikal Park, Emlak Konut ve Garanti Bankası da haftalık bazda çıkışlar. En çok çıkış Selçuk Ezdi'de, en az çıkış da Garanti Bankası'nda olmuş gördüğünüz gibi. Burası da aylık yabancı takası en çok artan hisseler arkadaşlar. Aylık en çok Turkcell'de artmış. Efes var, Enerjisa, TrakyaCam, Arçelik, Doğan Holding, İşvin, Soda, Hektaş ve Pekasus. Aylık bazda artanlar sol taraf. Aylık bazda azalanlar ise en çok azalış İpek'te gelmiş gördüğünüz gibi. 24.76'dan 20.49'a kadar azalmış. TAV Havalimanları, Selçuk Eczacı, Garanti, Kozal, Kardemir, Medikal Park, Tofaş Oto, Halkbank ve Emlak Konut'ta aylık bazda çıkış olanlar. En çok çıkış İpek Enerji'de, en az çıkış da Emlak Konut'ta olmuş gördüğünüz gibi. Bu listede şöyle bir şey arkadaşlar. Borsa İstanbul'daki hisselerin yabancı payını görebiliyorsunuz. Burada yabancılarla hareket etmek isterseniz yabancı payı yüksek olan hisseyi değerlendirebilirsiniz. Yok derseniz ki yabancılar çıktığı zaman hisse çok düşüyor. O yüzden yabancının olduğu hisseleri talep etmiyorum derseniz burada az olanlara da bakabilirsiniz. Mesela örnek verelim. Anadolu Efes %72.89. Buradaki yabancı payı yüzde olarak gösteriliyor. Daha yüksekler var mı? %84'te Turkcell de var gördüğünüz gibi arkadaşlar. %90'la Ülker'de var. %63 var Yapı Kredi Bankası. %85 Ray Sigorta var. %73 Marshall var. Gördüğünüz gibi. %70 Koç Holding var. %50'nin yukarısında Koza ve Kozal var gördüğünüz gibi. Logo var %55 oranında. Goodyear var %55. Ford Auto %77. Buradan bakabilirsiniz yani yüksek olanlar. Düşük olanlar da var keza. Mesela Ayan arkadaşlar 6.96. Ahol hiç kalmamış. 0.00 hiç yok. Mesela Kerevitaş 0.28. Kent 0.01. Çok çok düşük. Yani yok gibi bir şey. Sanel 1.17. Bakıyoruz şöyle. Gözümüze başka çarpan. Makine Takım 0.35.
Martı 0.47, Mepet 0.24. Bunlar da çok az olanlar. Böyle arkadaşlar videoyu durdurup tek tek inceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Burası da şöyle bir şey arkadaşlar. BIST 30'daki en güçlü sermaye yapısına sahip 30 hissenin hangi yabancı yatırımcının elinde olduğunu gösteriyor. Mesela Akbank üzerinden konuşalım. Akbank'ta arkadaşlar ilk olarak Invesco Limited şirketi varmış gördüğünüz gibi. Burada ülkesine bakabiliyorsunuz. Ülke Amerika'ymış. Bildirim tarihine bakabiliyorsunuz. En son 07.09 tarihinde bildirim yapmış. Hisse oranına bakabiliyorsunuz. %4.41. Piyasa değerine bakabiliyorsunuz ve pozisyon değişimine bakabiliyorsunuz. Bu pozisyon dediği lot sayısındaki hisse sayısındaki adeti. Bu da piyasa değeri arkadaşlar. O hisse senedinin piyasa değeri. Akbank'ta şöyle bakın. Invesco Limited şirketi var. Amerikalıların elindeymiş. Arçelik'te Norges Bank var. Norveç'in elindeymiş. 13 milyon pozisyonda. Aselsan Vanguard grubun elinde Amerikalılar. Bunu çok göreceksiniz. Video yeni gelen arkadaşlar için. BIST 30'un neredeyse 20 tanesi Vanguard grubun elinde. BİMAŞ, JP Morgan'ın elinde Amerikalılar. 25 milyon lotta neredeyse. Doğan Holding yine Vanguard grubu görüyorsunuz. Amerikalılar 35 milyon lot var. Emlak Konut'ta da yine Vanguard grubu görüyorsunuz. Amerikalılar 73 milyon lot var. Ereğli dizisinde arkadaşlar Expert Placementer var. Romanlar 245 milyon lotta Ereğli'yi tutuyorlar. Ford Auto, Ford Motor CEO var. Amerikalılar 143 milyon lotla. Garanti Bankası'nda Banco Bilbao Vizcaya var. İspanyollar 2 milyardan fazla lot var. Halk Bankası Vanguard Group var. Amerikalılar 21 milyon lotla. İşçilere gene Vanguard Group var. Gördüğünüz gibi Amerikalılar 51 milyon lot. Koç Holding'de de Vanguard grubu görüyorsunuz. Amerikalılar da 31 milyon lotları var. Kozo'da arkadaşlar Vanguard grubu yine lider olarak görebiliyorsunuz. Amerikalılar 6 milyon lot var. Kozal'da One ECK Associates var. Amerikalılar 2,5 milyon lot. Kardemir Vanguard Group var. Amerikalılar 31 milyon lot. Petkim Vanguard Group var. Keza yine her zamanki olduğu gibi. Amerikalılar 33 milyon lot. Pegasus arkadaşlar Norges Bank'ın elindeymiş. Norveç'ten elinde 2 milyon lot. Sabancı Holding Invesco Limited şirketi Amerika'nın elindeymiş 39 milyon lotla. Şişi hisseleri Norges Bank'ın Norveç'ten elindeymiş gördüğünüz gibi. Soda Grand Tüm Mayo One OT Amerika'nın elindeymiş 18 milyon lotla. TAV Havalimanları Fransız elinde arkadaşlar. Aéroports de Paris Fransızlar 167 milyon lotları var. Turkcell City Group Amerikalılar 164 milyon lotları var gördüğünüz gibi. Türk Hava Yolları Norges Bank 22 milyon lot ellerinde Norveçliler tutuyormuş. Tekfen'de arkadaşlar Vanguard grubunun elinde Amerikalılar ve neredeyse 6 milyon lotları var. Tofaş Oto Fiat Auto'nun elinde İtalyanlar 189 milyon lotla. TSKB'de Dimensional Fund ADV var arkadaşlar Amerikalılar 50 milyon lot. Türk Telekom Vanguard grubunun elinde Amerikalılar 18 milyon lot. Tüpraş BlackRock'un elinde Amerikalılar 12,5 milyon lot. Vakıfbank Vanguard grubunun elinde Amerikalılar 35 milyon lot. Ve Yapı Kredi Bankası UniCredit CPA arkadaşlar İtalyanlar 1 milyardan fazla neredeyse 2 milyar lotları var. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Günlük yabancı oranları videosunu çekiyoruz. Kanalda daha çok altın, dolar, borsa, ekonomi ağırlıklı bir kanalımız var. Eğer kanala abone olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Bildirimleri açarak akşamda yaptığımız canlı yayınlardan ve bir sonraki videodan haberdar olabilirsiniz. Tekrardan videoyu izlediğiniz için ve sabırla dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.